Nasıl ki okullar açıkken çocuklarımızı kontrol altında tutup eğitime, öğretimiyle ilgilenip bir otokontrol mekanizması oluşturabiliyorsa bunu aynen tatil sürecinde de devam ettirmemiz lazım. Devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız tatil süreciyle birlikte başıboş bırakıldığı zaman, aniden bir boşlukta boşluğa terk edildiği zaman malum kötü ortamlar ve maalesef bölgemizde kol gezen, cereyan eden olaylara müptela olabilirler. Kötü alışkanlıklara müptela olabilirler. Bu oto kontrol mekanizmasını tatilde de sürdürmemiz lazım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı camilerde yapılan eğitimlere adapte etmemiz lazım ve bu kontrolü sağlamamız lazım. Şimdi malum Peygamberimizin hayatı olsun, dini ilimler olsun, Kur'an-ı Kerim olsun, çocuklarımız bunlara hasret bir şekilde büyüyor. Fakat bu yaz Kur'an kurslarını biz fırsat bilirsek çocuklarımızın nasıl ki bedenlerini doyurma gereksinimini ihtiyacını karşılıyorsak onların aynı zamanda ruhlarını da doyurma, ruhlarını da Kur'an-ı Kerim'le, Allah'la, Peygamber'le, onun kitabıyla, onun bize emrettiği yaşantıyı öğrenme ve bunu bir ameli hale getirme süreciyle çocuklarımıza empoze edebileceğimiz en güzel mekanlar camilerdir. Bu yüzden dolayı camileri çocuklarımıza adeta ikinci evimiş gibi gösterip onu o şekilde yetiştirmemiz lazım. Tabii ki bu süreç sadece tatil gibi kısıtlı bir süreye kısıtlamamamız lazım bunu. Okul açıldıktan sonra da çocuklarımızı bu ilimlerden mahrum etmememiz lazım. Biz hem Kur'an ilmi hem de fenli ilimler, okul ilimlerinin bir arada yürütülmemesi fikrine karşıyız. Şimdi bu ikisinin de bir arada yürütülmesi kanaatindeyiz. Çocukların okuldan sonra camiyle buluşmalarını ve ibadetlerini camide yapmalarını ve büyüklerin öncelikle kendilerinin camiye gitmeleri ve çocukların da kendileriyle birlikte camiye alıştırmalarını öneriyoruz. Bunun için en büyük örnek ailelerdir. Aileler kendilerini camiye adapte edip sonra çocuklarını da kendileriyle birlikte camiye sevdirmelerini öneriyoruz. Aksi takdirde Allah muhafaza çocuklarımız kötü ortamlarda büyüyüp yetişecek ve Allah muhafaza öncelikle ailesine, annesine, babasına ve Allah bilmez, din tanımaz bir şekilde yetiştirilirse topluma, aileye ve bütün camiaya birer tehlike teşkil eder. Bu da toplumun ve ailenin zararınadır. Çocuğun da felaketidir. Hiç kimse çocuğunun böyle bir felaket yaşamasını istemez. Allah Teala bununla ilgili birçok ayet ve Peygamberimizin bununla ilgili birçok hadisi mevcuttur. Peygamberimizin uygulamalarında da çocukların camide yetişmesi gerektiğine inanıyoruz. İnanan bir toplumuz. Camiden, Kur'an'dan, Peygamber'den uzak yaşayan bir neslin toplumsal bir felakete yol açabileceği çevremizde gördüğümüz şekliyle maalesef birebir bunu yaşıyoruz. Ha, bu felaketten kurtulabilmemiz için genç dimağlarımızı, çocuklarımızı, genç beyinlerimizi Kur'an'la hasbihal hale getirmemiz lazım.